Merhaba arkadaşlar, ben Emre Altunbilek. Bugün Bound Service konumuza devam edeceğiz. Hatırlarsanız bir önceki derste Bound servisimizin içeriğini yazmıştık. Ve burada temel olarak ne vardı? Farklı bir thread üzerinde çalışan bir metodumuz vardı. Bu metot 1 saniye arayla random sayılar üretiyordu 100'e kadar. Bu servisin yaptığı iş buydu. Şimdi gelelim main activity'de bu servisle activity'mizi bind etmeye, yani bağlamaya. Öncelikli olarak adım adım anlatacağım. Lütfen her adımı dikkatli izleyin. Yazılacak herhangi bir true false hatasında bile farklı sonuçlar alabilirsiniz. Şimdi biz anlatırken ne dedik? Benim servisimle komponentimin, yani şu örnekte activity'min bağlantılı olup olmadığını sürekli kontrol edecek ve bunu ele alacak bir sınıfım vardı. Bu sınıfımızın adı neydi arkadaşlar? ServiceConnection sınıfıydı. Connection diye buraya oluşturuyorum şu an için. Daha sonra da bir bağlantı işlemi, bir bağlama işlemi olduğu için benim bir işlem yapmadan önce sürekli activity ile servis bağlı mı değil mi diye bir kontrol yapmam lazım. Bu kontrolleri ele alacak bir değişken tanımlıyorum buraya. Bunun adı da servise bağlı mı diyorum. Şu an için false diyorum. Servise bağlı değil. Daha sonra da benim amacım ne aslında? Buradaki activity'den servisime bağlamak ve bu servisteki şuradaki sayı üret metoduna bağlanmak. Yani buna bağlanacağım ki servisten activity'ye veri alabileyim. O yüzden şuraya geliyorum. Bir tane de private diyorum. Sadece bu sınıfın içinde kullanacağım için private veriyorum. Ve MyBoundService sınıfım, yani buradaki servis sınıfımdan bir nesne üretiyorum. MyBoundService diye. Bunları birazdan adım adım detaylıca kullanacağız. Şimdi örneğimizi bir açalım ve en son nerede kalmıştık onu bir görelim. Şu an için sadece değişken tanımı yaptım. Herhangi bir işlem yapmadım farkındaysanız. Burayı bir silelim. Ve Start Servis butonuna bastığımda gördüğünüz gibi Main Activity'de servis başlatıldı diye bir uyarı düşüyor. Daha sonra servis sınıfındaki onCreate ve onStart metotları çağrılıyor ve onun içinde 1 saniye arayla farklı bir thread üzerinde çalışan bir işlem var. Bu işlem ney? 1'den 100'e kadar random sayılar üretiyor. Ve ne zaman ki ben Stop Servis butonuna bastığımda gördüğünüz gibi Main Activity'de servis durduruldu uyarısı verdi ve servis sınıfındaki onDestroy metodu çağrılarak buradaki servis yok edildi. Şuraya şöyle bir bakarsak, evet, gördüğünüz gibi buradaki kontrol sayesinde ben buradaki döngüyü durdurdum. Şimdi geldik önemli konu olan bind my bound service, yani benim aktivitimi servisle bağlayacağım butonun click işlemini içeren metoda. Buraya geliyorum. Öncelikle ne yapmamız lazımdı? Bu bind ve unbind, yani bağlama ve bağlantıyı koparma işlemlerini ele alacak sınıfım neydi benim? MyServiceConnection. Öncelikle diyorum ki eğer benim connection'ım null ise buradaki if'in içeriği yapılacak. Ya şu an için zaten burada bir nesne tanımladım ve bunun içine herhangi bir karşılığı olmadığı için null olacak ve yani ilk defa çalıştırdığınızda bu connection burada oluşturulacak. Nasıl oluşturulacak? Connection deyip new connection derseniz, service connection derseniz 2 tane metot veriyor içeriğini yazmanız için. Şimdi basit olarak şuradan başlayalım. Serviste activity'nin bağlantısı koptuğunda ne yapsın arkadaşlar? Şuraya bir değişken tanımlamıştım ya, servis bağlı mı diye. Oraya gelelim. Diyelim ki servis bağlamayı false yap. Aynı şekilde servisim activity'ye bağlandığında bunu ne yapsın? Servis bağlamayı true yapsın. Şimdi fark ettiyseniz servisimi burada oluşturdum. Main activity'yi yazmaya başladım ama henüz activity'den servise bir bağlanma olayı söz konusu değil. Yani ikisini bir araya getirmem lazım. Ve ben activity'deysem ve kodlarım burada çalışıyorsa bir bağlantı kurmak için buradaki servisi bu activity'nin içine getirmem lazım. Nasıl getireceğim? Şuradaki parametre sayesinde. Bunun 2 tane parametresi var. Birinci parametre servise bağlanacak olan komponentin adını verir. Nedir bunlar? Aktiviteler, farklı bir servis veya bir content provider olabilir. Broadcast receiver olamaz demiştik. Ve de bu metot tetiklendiğinde buradaki MyBoundService'de şurada hatırlarsanız onBind metodunu yazmıştık. Neredesin? Buradasın. Bu bize geriye bir IBinder nesnesi döndürüyordu. Aslında neyi döndürüyordu? Şurada oluşturduğum sınıftan bir nesne üretiyorduk. Ve bunu biz burada döndürüyorduk. İşte buradaki MyLocalBinder buradaki metot sayesinde activity'nin içine geliyor. Şimdi benim ne yapmam lazım arkadaşlar? Burada oluşturduğum servis nesneme bunu vereceğim ki activity ile servis arasında bir bağlantı kurulsun. Önce bunun ele almak için MyLocalBinder diye bir şey oluşturmuştum hatırlarsanız burada. Bir sınıf yazmıştım. Bu ne demek? MyBoundService'in içinde bir sınıf var. Onun adı da MyLocalBinder. Tamam. MyLocalBinder olsun adı ve buna buradan gelen bu servis isimli parametreyi atıyorum. Bir typecasting işlemi yapmam lazım. Çünkü bana parametre olarak gelen servis IBinder iken buradaki değişken MyLocalBinder. Alt enter dedim ve bu işlemi yaptım. Ne demiştik? IBinder'lar. Şimdi bir dakika şurada bir epic pen yapalım. Şu konuyu anlamak önemli. Önce şuradaki sınıfa gideyim. Şimdi benden istediği IBinder binder'dan burada da benim MyLocalBinder'ım var. Şimdi burada benim oluşturduğum sınıfı ben neyden extend ettim arkadaşlar? Gördüğünüz gibi binder'dan. Ve bu binder sınıfı da ne yapıyor? Buradaki IBinder'ı implemente ediyor. Çünkü bu bir ney? Interface. Hal böyle olunca aslında buradaki bu tüm hepsinin ana sınıfı oluyor. Bu bunun ana sınıfı, bu da bunun ana sınıfı ama ayrıca bu bunun da ana sınıfı olduğu için ben bunları birbirlerinin yerine yazabiliyorum. Yani büyük şeyi, küçük şeyi büyük şeyin yerine yazabiliyorum. Ki fark ettiyseniz bu metot benden IBinder geri dönüşü beklerken ben buna kendi oluşturduğum sınıfı yazdım. Umarım biraz daha anlaşılmıştır. Şimdi devam edelim. Buradan gelen servisi ben MyLocalBinder'ıma atadım ya. Şimdi şurada oluşturduğum bu nesneye MyBoundService nesneme buradaki MyLocalBinder üzerinden erişip bu servis sınıfımı buraya alacağım. Nokta diyorum. Gördüğünüz gibi getService metodu geldi. Hatta bakarsanız servisle ilgili bütün metotlar burada. Mesela ne vardı? Sayı üret var mıydı? Ama biz onları herhalde private tanımlamıştık. Evet, o yüzden gelmiyor. Mesela on start command falan gelir. On neden gelmedi? Neyse işte o nesne üzerinden ben buradaki bütün metotlara erişebiliyorum. Bu metotlardan biri de neydi arkadaşlar? Şurada oluşturduğum get servis metoduydu ve bu servis bana servis sınıfımın kendisini veriyordu. Get servis. Zaten bakarsanız geri dönüşü MyBoundService. Karşılayan ney? MyBoundService. Onu da burada oluşturduk. Onun da geri dönüşü aynı. Aslında burada yaptığım işlemler sayesinde ben ne yaptım arkadaşlar? Buradaki activity'de oluşturduğum MyBoundService nesneme buradaki servis sınıfı instance'ımı atamış oluyorum. Activity ile servisim arasındaki bağlantıyı da ServiceConnect'in içine böylece tanımlamış oldum. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi burayı biraz düzenleyelim. Şu an Connection sınıfımda nesnemi oluşturdum. Bitti. Ve null'sa bunları yap dedik. Daha sonra geliyorum buraya. Diyorum ki neydi bind yapmak metodumuz? Bind service. Bu benden 3 tane parametre bekliyor. Bir tanesi intent. Intent'imi hemen şurada oluşturayım. Intent, new intent diyelim. Context olarak this'i verdim. Class olarak da MyBoundService class'ını verdim. Yani aslında bu servisi başlattığım intent'in aynısını buraya yazdım. Ve bunu parametre olarak bindService metoduma ilk parametre olarak geçiyorum. Daha sonra benden ServiceConnection bekliyor ki ben bunu burada ne yaptım? Oluşturdum Connection diye. Tamam. İkinci olarak da flag'ler dediğimiz konuya geldik. Şimdi şuradaki resme bir bakalım. Şu an kafanız çok karışmasın diye kullanacağım şeyi anlatacağım. Ne diyor? Otomatik olarak eğer ona bağlı bir komponent varsa servisi yaratır diyor arkadaşlar. Birazdan uygulamada tam olarak ne olduğunu anlayacaksınız. Neydi bunun adı? Bind Auto Create. Hani genelde burada bu kullanılıyor. Ve bu sayede ne yapmış oldum? Bind Service metodunu da çalıştırarak benim aktivitimle servisimi bağlamış oldum. Şimdi şuraya şöyle bir şey yapalım mı? Bence yapalım. Çok daha güzel olur. Hem konuyu da biraz daha anlamış oluruz. Diyelim ki buraya. Eğer servise bağlı mı eşit false'sa bunları yap. Yani serviste bir bağlantı yoksa intent'i oluştur ve bind service metodunu çalıştır desin. Ve buraya geldiğinde serviste activity bind ettiğinde de ne yapsın? Servise bağlamayı true'ya çevirsin. 2 eşittir karşılaştırma yaparken, atama yaparken de tek eşittir kullanıyorum zaten biliyorsunuz. Buraya bir de else komutu yazalım. Servise bağlı mı false'sa bunları yap. Servise bağlı mı true'ysa, yani serviste activity zaten bağlıysa ekrana bir toast mesajı verelim. Bu toast mesajında da ne yapalım? Servise zaten bağlı desin. Şuradan kopyala yapıştır yapacağım. Evet, servise zaten bağlı dedi. Ve de daha sonra uygulamayı anlatırken görmek adına log.i diyorum. Tag diyorum. Buraya da ne diyelim? Servis bağlantısı yapıldı desin. Umarım buralar anlaşılmıştır. Şu an için bind, işte bu butona tıklanınca yapılacak işlemler de bitti. Gelelim unbind yapma işlemine. Bu biraz daha kolay olacak. Şimdi direkt if yazalım bir tane. Servise bağlı mı? Yani bağlı bir şeyi, bağını koparmak istiyorsak önce bir kontrol yaparız değil mi? Hani servise bağlı mı true'ysa koparacağız bağlantıyı. Değilse zaten bağlantı yok gibi bir hata vereceğiz. Bir mesaj vereceğiz. Servise zaten bağlı değil desin. Evet. Yok eğer servise bağlı mı true'ysa bağlantıyı koparmak için de kullanacağımız metot neydi? Unbind service'ti. Bu benden sadece bir parametre bekliyor. Service connection. Buradaki sınıfın görevini de biraz daha iyi anlamışsınızdır. Ne zamanki bir servisi bağlama ya da bağlantıyı koparma işlemlerinde sürekli olarak bu sınıf çalışıyor arkadaşlar. Tabii ki de burada servisin bağını kopardıktan sonra servis bağlamayı da false atamayı unutmuyoruz. Aksi takdirde bazı metotların içine giremeyecektir. Burası da böyle. Şuraya da hatta bir log düşelim. Şuraya. Servis bağlantısı koparıldı falan yazalım. Kesildi yazalım. Kesildi. Evet, bunu da yaptık. Şu an için başka yapmam gereken bir şey var mı? Hani bu metotların da içini doldurduk. Bunu en son yapacağım. Şimdi gelin bir testimizi yapalım. Bakalım neler oluyor. Android monitörümüzü buradan açalım. Şimdi bind service dedim. Unbind dedim. Bir daha tıkladım. Servise zaten bağlı değil dedi. Yani sıfırdan düşünelim. Sıfırdan açtım. Servis bağlantısını koparmak istiyorum. Servise zaten bağlı değil dedi. Servise bağlan diyorum. Bağlandı sözde. Bir daha tıklıyorum. Servise zaten bağlı dedi. Şu an için her şey istediğimiz gibi çalışıyor. Şimdi gerçek bir uygulama yani tam olarak test edelim. Önce ne yapmam lazım? Servisimi başlatmam lazım. Gördüğünüz gibi sayılar akmaya başladı. Durdur dediğimde servis durduruluyor. Bu biraz fantazi bir örnek oldu. Şöyle sıfırdan açalım ve tekrardan anlatmaya çalışayım. Çünkü orada çok önemli bir detay var. O detayı atlamamamız lazım. O yüzden adım adım gidelim. Şimdi servisi başlat dedim. Sayılar akmaya başladı. Durdur dediğimde onDestroy çağrıldı ve işlem yapmıyor. Ben şunu diyorum. Şu an servis durmuşken Bind servise tıklarsam ne olur? Tıkladım. Ne yaptı? Gitti servisi yarattı ve onBind metodu çağrıldı. Servis bağlantısı da yapıldı dedi. Bu şu demek arkadaşlar. Sizin servisiniz çalışsın ya da çalışmasın. Siz bir servisi bir aktiviteye veya bir komponente bağladığınızda o otomatik olarak o servisi yaratıyor. Gördüğünüz gibi onCreate'de bunu yarattı. Hatta bağlantıyı da kurdu. Bu şu demek değil. OnStart command'de çalışacak demek değil. Ama şu an için olmayan, başlamamış servisinize sizin aktiviteniz bağlı. Kes dediğimde gördüğünüz gibi servis bağlantısını kesiyor. Ve burada yine çok önemli bir detay, onDestroy'u çalıştırıyor. Ve ne dedik? Bound serviste servise bağlı olan herhangi bir aktiviteyi bağladık ya burada. Ne zaman ki o servise bağlı herhangi bir komponent kalmadığında servis kendini destroy ediyor. Yani ortadan kaldırıyor. Umarım anlaşılmıştır. Tekrardan bir bind diyelim. Şu an servis çalışmıyor ve benim aktivitimle servisim arasında bir bağlantı var ve servisi başlatalım. Sayılar akmaya başladı. Gördüğünüz gibi. Şimdi mesela ben burada stop servise basınca ne olacak sizce? Tıkladım. Sözde bir uyarı verdi. O log'dan dolayı verdi. Ama gördüğünüz gibi servis durmadı. Neden arkadaşlar? Arka planda stop servis komutunu vermiş olsam bile benim aktivitim bu servise bağlı olduğu sürece servis kendini aslında ne yapmıyor? Kapatmıyor. Şimdi bakın ben burada stop servis defalarca desem bile o arkada çalışıyor. Burası çok önemli. Ne zaman ki unbind deyip activity ile servisin bağlantısını kopardığım an gördüğünüz gibi onDestroy metoduna ulaşıyor ve servis durduruluyor. Buralar çok önemli konular. Umarım anlamışsınızdır. Ve son olarak şunların da logunu yazalım. Burada da önemli bir detayımız var. Log.i tag dedik. Service connected çağrıldı. Service disconnected çağrıldı. Tekrardan bir anlatalım. Umarım anlamışsınızdır. İlk öğrendiğimde çok kafamı karıştırıyordu ve açıkçası hani Android Develop o site sayesinde bu açıklamaları elde ettim. Tekrardan servisimi başlatıyorum. Servis başladı. Ben buna aktivitemi bağladım. Gördüğünüz gibi servis connected çağrıldı dedi. Şuradaki metodun içine geldi. Şimdi ben burada unbind servise veya stop servise bastığımda aslında beklediğim ne arkadaşlar? Şunun tetiklenmesi değil mi? Bakın önce ikisini de yapalım. Önce unbind yapalım. Öyle bir uyarı almadım. Stop servis yapalım. Yine öyle bir uyarı almadım. Hani beklediğim şey o ama gördüğünüz gibi buraya girmiyor. Peki bu metot ne zaman giriyor? Ne zaman ki telefonunuzun kaynakları artık sıkıntılı duruma düşer ve sizin servisiniz kapatılacak, kill edilecek bir servis olarak görülür Android'de. İşte o zaman bu tetikleniyor. Açıkçası şu an bunu gösterebileceğimiz bir ortam yok. Hani bunu nasıl simülasyon şeklinde size gösteririm. Öyle bir yöntem yok. Sadece bunu bilmeniz gerekli. Siz bunu unbind da etseniz, servisinizi durdursanız da burası çalışmayacak, tetiklenmeyecek. Şimdi unbind dedim, bağlı değil dedi. Stop servis dedim, servis durdurdu dedi ama bildiğiniz gibi zaten durmuştu. Çalışmayan servise ben aktivitemi bind ettim. Başlattım. Servis çalışıyor. Ben burada servis durdur bile desem benim aktivitim o servise bağlı olduğu için servis durdurulmuyor. Hala çalışmaya devam ediyor. Ne zamanki aktivite ile servisin bağlantısını kopuyorum, o servise bağlı başka bir komponent yoksa servis kendini kill ediyor arkadaşlar. Evet, mantık bu. Çalışma şekli bu. Şimdi gelelim yapacağımız asıl işe. Yani şunu söyleyebilirim, anladınız, umarım anladınız. Anlamadıysanız bile şu ana kadar olan kodları copy paste yaptınız. Burada değiştirmeniz gereken tek şey ne? OnStart komantın içinde çalıştıracağınız metot. Burada da tek değiştirmeniz gereken şey asıl yapmak istediğiniz yer. Yani bunları her yerde aynısını kullanacaksınız. Farklı bir uygulama yapmıyorsunuz. Ben burada servisimde oluşturulan sayıyı main aktiviteme getirmek istiyorum. Öncelikli olarak eğer diyorum servise bağlı mı eşit true'ysa bunları yap. Else, yani bağlı değilse herhangi bir işlem yapmayacağız. Toast.makeTest deyip önce servis bağlantısını yapın diye bir uyarı versin. Short.show. Peki servise bağlı oldu mu ne yapacağız? Yine burada basit bir toast mesajıyla toast.makeText diyeceğim, this diyeceğim. Üretilen sayı desin. 2 nokta. Buraya ne yazacağım arkadaşlar? Şurada ta en başta tanımladığım MyBound servisi kullanarak MyBoundService nokta. Şimdi bu servisimin birebir kendisi olduğu için ben bunun içindeki bütün metotlara buradan ulaşabilmem lazım. Değil mi? Ulaşmak istediğim metot ne? Sayı üret metodu. Sayı üret. Gelmiyor. Neden gelmiyor? Çünkü bu metodu biz burada private tanımladık. Yani bu metot bu sınıfa özgü. Sadece bu sınıf buna erişebilir. Ben burada ta en başta yazdığım private, yine private tanımlamışım. Sayıya nasıl erişirim? Public bir metot sayesinde. Buraya geliyorum. Public diyorum. Bu geriye bir integer değer, yani benim sayımı döndürecek. Get sayı diyorum buna. Sayıyı alacağız. Ve neyi? Buradaki sayı değişkenini, yani bu sınıf için özel olan private belirlenen bu sayı değişkenini ben buradaki public metot sayesinde istediğim yerde çağırıp kullanabileceğim. Şimdi bakalım get sayı gelecek mi? Get sayı. Gördüğünüz gibi metodu gördüm ve geri dönüşü integer'mış. Peki. Tabii bunu ne yapmamız lazım? Şöyle. Pardon ya, bunu yapmaya gerek yok. Zaten string oldu. Dedikten sonra bunu da ekrana bastıralım. Toast.short.show. Umarım burası da anlaşılmıştır. Servise bağlıysa ben servise ulaşıp ilgili metodu çağıracağım. Bağlı değilse de ekrana bir uyarı vereceğim. Uygulamam açıldı. Şimdi geldik buraya. Mesela şu an önce servis bağlantısını yapın dedi. Peki servise bağlanalım. Sonra basalım. 0 verdi. Çünkü şu an ne oluyor arkadaşlar? Orada rastgele üretim yapılan metot çağrılmıyor. İlk değeri verdi. Ne zaman ki servisi başlattım. Mesela 37 bastım. Üretilen sayı 18. Şuradayken yakaladım. Bir daha bastım. 21. Gördüğünüz gibi birebir activity'den servise, servisten activity'ye veri geçişi var şu an. 50'de yakaladım. Oldu da serviste activity'nin bağlantısını kopardım. Servis çalışıyor ama ben buradan oraya gördüğünüz gibi ulaşıp veri alamıyorum. Umarım bu örnek faydalı olmuştur. Servis konusunu da bir daha işlemiş olduk. Ayrıca Bound servisi de aslında burada tekrar öğrenmiş olduk. Ve bu metot sayesinde de peki başka ne gibi şeyler yapalım? Mesela servis durmuşken buna bassak, önce servis bağlantısını yapın diyor. Bağlı değil, bağlasak bu sefer 0 değerini veriyor. Bu şekilde Bound servisleri kullanıyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Umarım anlamışsınızdır. Anlamadığınız yerleri çekinmeden sorabilirsiniz. Dilim döndüğünce anlatmaya çalışırım. Bu örnekte bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.